Selamun Aleyküm Bakul arkadaşlarım Şimdi ben düşündüm taşındım arkadaşlar Biz sosyal medyadan Twitter'dan Facebook'tan Ondan sonra oradan buradan Bu elektronik e, Yerlerden sesimizi duyuramadık Arkadaşlar belirliği gibi sesimiz Duyurulmadı ne televizyonlarda duyuruldu Ne orada duyuruldu ne burada duyuruldu Şimdi hep beraber bütün bankurlara Sesleniyorum arkadaşlar hepimiz birlikte Herkes birer tane mektup yazsın arkadaşlar. Bütün bağkullar Cumhurbaşkanlığına mektup yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben e, yazacağım mektubumu. Siz de, bütün çiftçiler, ev hanımları, ondan sonra serbest iş yapanlar, esnaflar, herkes birer mektup yazın arkadaşlar. Mektup yazın, bu mektupla bir sesimizi duyuracağız. Mektupla duyuramazsak demek ki biz artık başımızın çaresine bakmak zorunda kalıyoruz. Ben şimdi buradan yazacağım. Ben şimdi mektubumu da söyleyeyim size nasıl yazacağım. Sayın Cumhurbaşkanım, biz Bağkur ve SSK'nın eşitliğini istiyoruz. Biz bu haksızlığın ortasından ortadan kalkmasını istiyoruz. Ee, biz çok mağduruz. Bağkurlar çok mağdur. Hele bir de bu kısmi emeklilik istiyoruz. Kısmi emeklilik istiyoruz. Yaşı dolmuş insanlar, ödeyememiş insanlar. Bunlar için de bir 3600 kısmi emeklilik arz ediyoruz diye böyle bir mektubum yazacağım arkadaşlar. Siz de hepiniz güzel güzel böyle kim mesela herkes ne durumda olduğunu, ne şey olduğunu hep beraber el er birliğiyle yazalım arkadaşlar. Bu e, mektup sayesinde de sesimiz duyulacağına inanıyorum. Çünkü sosyal medyada bizi görmezden geliyorlar. Görmezden geliyorlar ama mektupla bizi kimse görmezden gelemez arkadaşlar. Kimse mektupla görmekte Mektup bir de bu iadeli taahhütlü yazın mektupları. İadeli takipli yazın. Ben öyle yazacağım. İadeli takipli mektup yazacağım. E, adres zaten kolay. Ankara e, Büyük Millet Meclisi Büyük Millet Meclisi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Altına da Ankara mektup gider. Arkadaşlar bunu deneyelim. Bak bunu ihmallik etmeyin. İhmallik etmeyelim hiçbirimiz. Evde mesela beş kişi varsa, altı kişi varsa, kaç kişi varsa hepiniz birer tane mektup yazın. Yazın arkadaşlar. Postanede biraz harekete geçsin. Büyük Meclis'te mektubundan dolacağına ben inanıyorum. Bütün bağkullarında hakkını alacağını inanıyorum. Bir de mektubundan şansımızı deneyelim. Bir de mektubundan hakkımızı arayalım arkadaşlar. Çünkü bizim elimize bu fırsat bir daha geçmez. Bir daha bu fırsat geçmez. Şimdi seçimden önce bu işi halletmemiz lazım. Ya seçimde hep beraber yürüyeceğiz ya da yolumuzu ayıracağız. Başka çaremiz kalmadı. Çünkü biz bu bağkura en eniştenlikle Umut bağladık. Herkes bağladı. Yani bağlamayan, bağlamadım diyen yalan söyler. Yani herkes perişan durumda. Madem bu bizim perişanlığımızda da ufak bir merhem olmak istiyoruz. İst merhem olmalarını istiyoruz. Bizim isteğimiz bu. Yani Allah'ın izniyle de mektupla da sesimizi duyuracağımıza ben inanıyorum. Sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepiniz yazın birer mektup. Bir şey olmaz. Gönderin gitsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Mektup mektup mektupla sesimizi duyuracağız gönderin